erimeye taktım ben şimdi. Neden erir bir insan karşısındaki birisine? Ben kimseye bir bu masada erimiyorum. Ne bileyim nozle. Şimdi şöyle bir şey abi. Efektom arkadaşlar konuşmasıyla etkiler sizi. Hiç bakmadan da eriyebilirsiniz. Yani hiç kimseye ben bakmadan eriyemem. Siz konuşmayın Salih Bey. Gerçekten konuşmayın. Siz eriyemez. Yürüyorsun. Yürüyorsun. Ayrıca benim incim de sizin inciğinize olmaz. Benim üç hali. Şey... Göreceğiz. Evet. Göreceksiniz şimdi. Gerçekten. Güzel görünüyor. Evet. Ona lafım yok. Aa, evet güzel görünüyor ama... Tamam pilavınızdan güzel görünüyor. Halim Bey'in sosuyla şeyin karışmasını çok eleştirdim. Halim mi? Salim'le Halil karıştı. Halil Bey'in sosunun karışmasını çok eleştirmişsiniz ama kendiniz aynen daha yaptınız. Beni çok ince buldunuz. Teşekkür ederim. Bunu hemen bir değiştireyim. Hepsi birbirine uymuyor. Hemen değiştireyim. Yok gerek yok. Gerek yok ama sadece porsiyonları... Biraz küçük dedim. Kendimi iyi hissettim küçük bıraktığı için. Neden? İnceyim yani onun için mi böyle siz minnoş zaten bir... ince bir hanımefendisiniz, zayıf bir hanımefendisiniz. Çocuk minnüsünüz ama bu, anlamadım. Ben onu hemen lütfen derim. Yok yok kalsın. Yok ama benim içimde kalır olmaz. Yok yok bu benim kısmetim asla tabağımı bırakmam. Siz bilir ama değiştirmek isterseniz kendi tabağımla değiştirebilirim. Gerçekten. İçecek ister misiniz? Ben daha başında istemiştim de. Daha başında. Su istemiştiniz daha en başında. Masanın en başında siyah istemiştim ama gelmedi. Daha başında istemişti. İlk kere istesedim millete laf yetiştirmekten. Aytaç Hanım, salata bol soğanlı. Nasıl olacak? Yemedim. Yani seçtiğim şeylerden. Tadına baktım gayet yemedim dediniz, tadına baktım diyorsunuz şimdi de ama. Yemek zorundasınız. Burada önünüze gelen her şeyi yemek zorundasınız. Tamam ben zaten seçip yedim. Siz merak etmeyin. Soğanlarını ayırdım diyorsunuz, yedim diyorsunuz. Soğanla yemek zorunda mıyız? Tabii önünüze gelen bir şey varsa onun tadını alabilmek için. Programın formatında içerisinde olan, midemize dokunan şeyleri yemek zorunda mıyız? Soğanı ayırttım, sosunu anladım, domatesinden yedim. Ama şimdi gavurdağda soğansız yenmez. Ben yiyemiyorum. Ama yani yemek zorundasın. Ama onun da özelliği o Aytaç Hanım. Özelliği bu yemeğin. Sonra da diyecekler ki nerede bunun gavurdağı? Sana taze soğan dokunmuyor muydu geçen? Bu kuru dokunuyor. Soğan. Dokunuyor. Bana bu kuru soğan var mı? Çiğ soğan dokunuyor, çiğ soğan. Dedim ya özellikle ayırt. Ben sarımsağı çok seviyorum, soğanı sevmiyorum. Tamam ısrar etmeyeyim o zaman yani miden rahatsızsa. Bu pişseymiş keşke bu incik. İşte. Ay birine soğan dokunuyor, birine. Ama otu da yiyorsun yani löp löp götürüyorsun otu da. Bu arada şey, ne yaptınız böyle tüm tüm mü attınız? Bunu hayır zaten mi? Elimle parçaladım, koydum. Hani ben hem vitamin de çok fazla gitmesin diye. Bıçak sürmedim yani ıspanağa. Zaten ıspanağın canı da ne ki yani hani pişiyor zaten. Tam olarak bana bir daha rica etsem tekrar eder misin ıspanağı? Ispanağı elimle parçaladım. Yok yok. Neyini tekrar ettim yatak, ben anlamadım. Bilmem kremalı mıydı değil krem... miydi? Evet onu merak kremalı, ettim. Ispanaklı. Evet kremayı unuttunuz mu? Yok kremayı koydum ama belki bana da tuzlu geldi birazcık bir tık. Bana da tuzlu geldi doğru söylüyorsunuz. Hani belki tuzu bastırmış olabilir. Çünkü tatmadım tadına bakmadım son anda. Krema kesilmiş çünkü. Krema kesilmemiş. Kesilmiş. Yani kesik olsaydı topak topak olurdu. Kesilmemiş. Bu krema kesik şu an. Hayır kesilmemiş krema. Yani kesilmiş mi arkadaşlar bu krema? Krema şimdi kesilmiş, topak topak olurdu. Zaten krema. Bir krema paket mi koydun? Evet bir paket koydum. Ama ben... krema kesinlikle kesilmemiş yani bunu kabul etmiyorum. Kesilmemişi geçelim zaten incik pişmemiş. İncik nasıl pişmemiş? Bakar mısın? Eyvah. Kaldırayım mı? Yok kaldır. İncik pişmemiş. Benimki bak. Yani sizinki kadar çok pişmemiş olabilir ama bu incik pişmemiş diyemezsiniz. Çünkü 2,5 saat... Ben hem haşladım, önceden mühürledim, haşladım sonra fırına attım. Ben de aynısını yaptım. İşte bu evet. Marifet bunadır. Nedir? Kemin, marifet nedir? Kemiğinden ayırması. Bu tamam incik, da sizinkisi marif kadar çok pişmemiş olabilir diyorum. Ben de sizin, ben zaten ilk önce incikten başladım Zuhal Hanım. Birbirimize tamam. De sorabilirsiniz. İyi yapmışsın. Ben de öyle İlk yaptım. Önce incikten başladım. Kemikten çıkmadığı takdirde ben bu inciği pişmiş kesin sayamam. Hiç alakası yok. Evet. Bakın elimle tutuyorum. Size bir daha göstereyim. Ben bakın de yiyeceğim şimdi bakın. Hayır. Valla benim dişim. Tadına bakın. Hayır açılıyor mu? Bakın. Kesiliyor mu? Bak. Kesiliyor. Bak. Göstereyim bir daha. Elimle tutuyorum şu an. Ayırmaya çalışıyorum. Bak. Bak. Elimle bastırıyorum. Bak ne kadar bastırdığıma. Elim titriyor artık. Salih Bey. Sizinki bunu, de o zaman fazla pişmişti. Şu an Zuhal'ım ayrılması şimdi gerek. Şimdi bunu yediniz. Bir dakika. Halil Bey. Bak. Bir dakika. Bunun kemiğinden çok ayrılması pardon, gerekiyor mu Ayfer Hanım? Gerekmiyor. Bana sadece bunu deyin. Hayır gerekmiyor. Kemiğinden ayrılması gerekmiyor. Eğer et ağzınızda dağılıyorsa... İnciğin özelliği nedir?
Ben inciğimi yaparken, çünkü bunun kemikten ayrılmadıktan sonra ben bunu saymazdım. Kemikten tutsun yani silkelediği zaman düşmesi lazım. Yani bu kadar yemin ediyorum kıskançlık yapıyorsunuz. Tadı, tuzu, lezzeti daha yerinde. Hayır hayır. Ve inci kesinlikle, kesinlikle kemikten ayrılmak zorunda değil. Aklınızı yememeye çalışıyorum, size de bunu gösterdim. Salim Bey, aman Halil. Halil Bey, o Halil Bey, o tandır değil, dağılmak zorunda değil. Kesinlikle kabul etmiyorum bu yorumunuzu. Bu yediğinizde ağzınızda kuzu incik zaten yazmışsın. Ben de kuzu incik yazdım. Bıçak ve kesiyor sen... mu kesiyor? Ağzınızda eriyor mu eriyor? Ben yedim. Eriyor mu? Evet, yediniz mi? Denedim, tabii mi? Ki denedim. Bir şey ben yorum yapabilir benim miyim? Bittiyse. Ama bitmedi. Bitmedi. Efendim Salim? Hayır, bunu kabul etmiyorum. 88 defa çiğniyorum, erimiyor. Yok, pişmemiş. Dişleriniz takma mı? Gördünüz, gerçekten gördünüz. Yani ana dişleriniz protez, mi? Protez, komple protez. Aa, o yüzden de olabilir çünkü. Yani Halil Bey, gerçekten bilimsel bir açıklama yani. Siz sadece etmemek. Gününüze oynuyorsunuz. Gününe oynamıyorum arkadaşım, gösteriyorum. Hayır, kesinlikle gününüze oynuyorsunuz. Size gösteriyorum, ben şu an bu... Tamam almıyorum, hepimiz buraya kazanmaya geldik ama lütfen. Gösteriyorum, bakar mısın? Ya ağzınızda bak, çiğnediğinizde bak, böyle lastik gibi mi gidiyor geliyor? Bak, yani bıçak kesmiyor mu? Bu, ya kemiği bırakın, taktınız kemiği. Tam sizinki ayrılıyor. Ay, çıkması gerekiyor arkadaşım. Bu, çıkması gerekiyor. Bir dakika, arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar bu kemikten tamamdır. Ayrılması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Bana sadece söyler misiniz? İnciyi kemikten tutsun. Ayrılması gerekiyor. Hayır, ayrılması gerekmiyor. Ayrıca pişmiş, bunu kabul etmiyorum. Kemikten ayrılması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Kesinlikle ayrılması gerekiyor. Ama inciye göre, yemeğine göre değişir. Bu pişmiş, pişmemiş bir incik yemezsiniz buna. Bakın pişirme işlemi. Anlatalım, yediniz mi? Nasıl kesiliyor mu? Bir şey soracağım. Ayrılıyor mu? Ayrılıyor. Pardon. Dur bakayım. Pardon. Çiğ mi? Çiğ. Değil. Çiğ değil. Çiğ mi? Hayır, çiğ değil. Pişmemiş. Pişmiş. Çiğ değil. Ben çiğ derken pişmemiş, çiğ değil. Pişmemiş anlamında. Hayır, çiğ hayır, pişmemiş. Hayır, çiğ değil. Tamam, sırf çiğ değil ama pişmemiş. Ya Allah aşkına. Benim kuzu pirzola menemden pişmişti ya. Arkadaşlar, benim için çiğ diyeceksiniz. İnan, benim kuzu pirzola menemden pişmişti. Halil Bey, çiğ diyeceksiniz. Hayır, patatesin susuz. Bu inanılmaz tuzlu. Bu şekilde konuşuyorsunuz. Ama hiçbir et hiç ayrılacak yok diye bir şey kaydesi peki, yok bakın, ya. Bir en büyük şeyimiz şu. Kuzuyla anlaşma mı yapıyorsun günü, sen ayrılacaksın kuzu incik diye. Vardı. Çarşamba günündeyiz. Yine kuzu incik evet. Var. Eş değerde. İkimiz de aynı işlemi yapmışız. Hangisi lezzetli? Benimki. Tabii ki. Benim Halil Bey'inki. Benimkinin yanından geçemez. Geçemez. Benimkinin yanından doğru, geçemez. Günüme oynamak hayır, değil. Gözleriniz de gördünüz. Siz bir kere çok doğru. Tavuk, bak tavuk bile zeminden ayrılmak. Kesinlikle şöyle yapalım mı? Ya patates? Tamam. Ya patates, ya patates, ya ıspanak, ya gavurda. Yani, yani ben pilav yaptım. Benim pilavım evet pişmemişti ama patates de daha basit. Ona patates lafım yok. Patates güzel değil onun için. Ispanak yatağı gerçekten çok tuzlu. İnanılmaz tuzlu. Tamam ıspanak. Tuz kabul evet. Ediyorum ama ya, bir şey söyleyeceğim. Sen kabul ediyorsun ama sadece tek sorun tuz değil. Bir acılık var ıspanakta. Ya onu ben de anladın. Aldın değil mi o aldım, tadı? Aldım. Bir acılık var ıspanağın bir acısı. Bir şey var acısı, ıspanakta. Suyunu çünkü suyunu çok fazla yıkamadın. Yıkamadın mı süzmedin hayır, mi? Çok yıkadık. Hatta sıktınız mı? Onun acı suyunu almışsındır sen tabii ya. Tabii süzdük onları yıkadık. Bak mesela ben ıspanaklı böreğimi bakın. İçine koymak sıkıyorum. Hayır kaynatmadan. Bu acı suyunu çıkartmak lazım. Bu acılık var çünkü tuzdan yok, ziyade. Karmazsanız onun acı suyuyla bir... Direkt içine attım işte, ondan olabilir. Sıkmanız evet. Lazım. Ondan ben mesela olabilir. Sıktım. Biraz acı suyundan tabii. Kaynaklı. Evet. Bir de krema da yetersiz gelmiş. Ya aslında sürekli öyle yapıyorum. Böyle acı olmuyor da bu az sefer öyle oldu. Salata nasıl? Kesilmemiş salata, krema. Siz de içeriniz mi? Salatanın yeşilliğini bir tık daha isterim. Sadece domates ağırlıklı olmuş. Yani salata... Bence yerinde. Yok tam yerinde değil. Küçüklüğü... Ya bak şimdi şöyle bir şey var. Göstereceğim. Bir gevurdağ salatası değil. Gevurdağ salatası değil. Ben çok bu fazla tüketirim. Gevurdağ salatası. Bu kaç derece arada? Böyle bu çoban bunlar salatası. Bunlar kare kare olur. Küçük küçük olur. Minnek olur. Öyle zaten. Mi? Evet. Yani tabii bizde zaten 4 saat zamanımız var. Hepsini ölçüyle terazi. Ben de benime yazacak ben yazabilirdim. Zaten ben sizin salatanıza doğramanıza bakmadım bile. Ama gevurdağ yazıyorsak yani özelliği salatanın zaten ya, küçük olmak zorunda. Halil Bey, Halil Bey gününüzde oynamayı zorunda. Rica ediyorum. Ben günümü oynamıyorum arkadaşım. Ben sana diyorum ki bak gösteriyorum arkadaşım. Ben mi anlatamıyorum başka bir yerde bir program. Özür dilemeyin lütfen. Ha. Bir şey bak, soracağım bu sefer Aytaç. Çünkü sinirleniyorum. Burada bak. Bu sefer Aytaç da yumuşaktı. Kızarıyorum çünkü haksızlık yaptığımı söylüyor. Haksızlık yapmıyorum ben. Haksızlık yapıyorum. Olması gerektiğini söylüyorum arkadaşım bak. Ben niye oldum, bunlar eşit ederim. Değil? Ya sizin de salatanız. Eşit olması. Gevurda yazıyorsan eşit. Ben sürekli tükettiğim bir salata. Kızardım bak artık terlemeye başladım. Böyle böyleydi sizin de turplarınız. Böyle evet. Böyle kalın. Senin de büyük turpların tamam, bir küçüktü, bir ama büyüktü. Doğru, böyle böyle şey çıkardı. Dediğimiz zaman küp Aytaç olur, küçük olur. Öyle. Soğanları, taze soğanı hepsi farklı, aynı boyda olmak zorunda. Hayır, zorunda. Peki. Niye o zaman yapmadınız madem zorundayız? Sizin salatanız niye? Benim mevsim salatam çünkü bunu yapmış olmaya emin olun ki niye gerçekten yapardım. Ha
Bak, niye emin olun ki ben bu salatayı seçmiş olsaydım gerçekten yaparsın ve Layla da masaya gelirdi. Bırakın Allah aşkına al. Yani sen bu tabakta hiçbir şey beğenmedin. Dur, ay, olmuş sen olsaydı beğenecektim ama olmamış. Olmamış diyorsun hiçbir yani, şey. Sen patates, nedir? Patates fena değil. Evet. Peki sen ne diyorsun Aytaç bize? Patatesin tuzu yoktu, tadına baktım. Çok tuzluydu ve dediğiniz gibi acıya da katılıyorum. Ispanak konusunda ben patates pişmemiş için demedim ıspanak diyor. Yok, hayır diyorum. Ispanak için söylüyorum ama ismini söylemedim, kusura bakmayın. Kuzu incik ayrılmıyor. Ayrılmıyor ama ayrılmak pişmiş. Zorunda da değil. Ha, ama evet. Pişmiş. Pişmiş mi? Pişmiş. Bak ben de pişmiş de. Evet. Hayır pişmiş İkisi, değil. Hanımefendi ki dedi ya. Aysel dinleyelim. Tuzsuz, incik tuzsuz, diğeri tuzlu ve acı. İkisini birleştirip kombin yaptığınız zaman mideme bir şey gitti yani. Oldu. Salata güzeldi. Afiyet olsun. Sosu iyiydi. Ya. Patates sevmedim. İncik ayrılmıyordu. İkisini dediğim gibi tamamladığımda yenilebilirdi. Ya böyle yapmadı beni. Peki Aytaç Hanım bu masada şu anda en doğrusu sizi görüyorum. Kendi gününü oynuyor. Kendi gününü oynayacak. Çok bariz belli değil mi? Ama bir saniye, bir saniye. Belli. Hayır. Lütfen yani. Ya ben de yemeğimi savunmak istiyorum. Fırsat verin. Şimdi ay şöyle... hiç fırsat vermiyorsunuz. Kadın bir tek kelime çıkmadı. Zahal Hanım hadi. Evet, Nazlı bir şey diyor. Kendi gününü oynuyorsun tamamen olmamış bir tabağa olmuş evet. Gibi size yorum yapıyorsun. Size de verirdim oynasaydım. Hayır en azından benimki kurumuştu tamam ama pişmişti. Yani çiğ değil ama yeterince pişmemiş. Pişmişti değil. Öldürmüştünüz pirzolayı. Hayır o burayı söylüyorsun. Şu andaki yediğiniz pirzolarınızdaki kuzu incik, beyefendinin yaptığı kuzu inciğin yanından geçemez. Bir. Ben öyle geçiyor demedim. Hayır ya. Hayır. Onunla kıyasladığım zaman bu tabak bir bana puan verecek tabak değil. İnanılmaz tuzlu ve acı. Tuzsuz bir patates. Tup tuzlu acı pıs ıspanak. Dedim. Ve doğru. Pişmemiş doğru. Aynı şey... Pişmemiş incik. Pişmiş. Ama mideme bir şey girdi lütfen. Dediniz az pişmiş. Önce. Ya, pişmiş, pişmiş ama ayrılmıyor dedim. Çiğ değil yani. Pişmiş olsa bu dedikleri gibi ya, tutuyorsun içi ya. İçi kırmızı olurdu. Bakın hanımefendi. İstemiyorum bile ya. Ben. Aa, çok da güzel kesiliyor. Ya, gayet ya, güzel ya. Kesiliyor. Ya lütfen siz bariz gününüzü oynuyorsunuz şu anda. Çok net. Peki siz salatayı da buldun Nazlı. Salatayı da kesinlikle katılıyorum. Bu çoban salata olmuş. Gevurdağ salatası bu şekilde olmaz. Daha küçük. Bunlar ufak ufak tık 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 çok küçük doğranmalı. Cevizi daha bol olmalı. Tuzu da yoktu salatanın. Şekilsiz. Üzgünüm biraz. Ben beğenmedim şey ana yemeği. Bir şey söyle. Ben mesela salatamda şey o kırmızı lahana bile tuzlu oldum. Zuhal Hanım sadece sürekli söylüyordu. Onu dikkate alarak bravo. Oldum. Tuzuyla bile ne oldum. Yapmış. Vaktinin çok az kalmıştı böyle saniyelerle kaplarıyordu. Salata da biraz büyükler evet. Kaçar eder. Senin de turpun o şey yapılabilecek, tolere edilebilecek şimdi bir şey. Onlar turpun. Peki. Bir de sevgili demiş, görmüş olduğunuz Salim. Gibi. Evet, bende de var. Salata tadı güzel ama görüntüsü hoş değil salatanın. Tadı yani, güzel, sosu güzel. Evet. Sosu güzel, tadı güzel ama görüntüsü hoş değil. Yani gavurdağını ya ismini, zamanla ya, ismini ver yani. Başka bir. Ya, tabii canım herkes de bu tür hatalar yani, olacak ya. Küçük mezun da aynı zamanda yok yani. Hepsi de büyük. Ve benim iki tane el açmam var şimdi el açmam. O zaman ona göre seçecektiniz Aysel. Gavurdağı yazmayacaktım. Sonra zaten yazacaktım. Eksik bir getirmedim. Eksik bir salata getirmedim. Lütfen. Gavurdağı yazmayacaktım. Yok tamam tadı güzel diyorum. Kötü bir şey söylemiyorum. Ama doğranmasını. Görüntü babında biraz kötü. Evet. İnceye gelir, inceye katılır çünkü. Bir de görmüş olduk burası et. Ya orası kemik tarafı zaten. Bir kemik de dışarıda burası. Kalmış, terlemiş. Biz yumuşak tarafına bak, şurası, baktınız mı? Şurası et. Bak. Tamam ayrılıyor işte. Kurumuş. Nasıl ayrılıyor? Üstü kurumuş. Al bıçak. İçi kalıyor. Yani fırında kemikten, kalıyor. Kuruyabilir. O böyle tandır gibi olması gerekiyor. Didilmesi yani, lazım. Ama illaki öyle olmuyor. Ya pişmiş mi pişmiş. Ağızda dağılıyor mu dağılıyor. Bu yani bir bahane. İnci ağza dağılmıyor. 35 defa çiğniyorum evet. Ya. Evet. Ya yemin yeterince pişmemiş. Yemin ederim yeterince pişmemiş. Ben burada kimsenin yapmış olduğu yemeğe haksızlık yapmam. Pardon. Ne? Yapma. Pardon. Sen hariç. Aa niye kabul o hariç? Hayatın yani. Dışarı sizi alkışlıyorum. Ya hiç kabul etmedim. Kabul kesinlikle. Ettiniz. Bravo. Bu inciyi görünce kabul etmek zorunda kaldım. Pişmiş mi? Pişmiş abi. Düşmesi öyle pişmemiş. İnciyi literatürün pişmesi lazım. Yeterince ya, pişmemiş. Zaten piştiği zaman. Konuşmayın bir de Nazlı'yım. Yeterince pişmemiş. Bana göre çiğ dedi. Evet. Bana göre çiğ. Peki. Size çiğ göre. Değil ıspanağı ama. Ispanağa gelince ıspanakta pişmemiş. Krema az. Hatta yok denecek kadar tamam, az. Tamam ıspanağı kabul ediyoruz. Tadı da kötü. Kabul ettik zaten. Patates. Patates de idare eder. Çok da iyi değil o kadar. Patatesle ne bekliyordunuz Allah aşkına ya? Patatesten ne bekleyebilirsin? Patates olması uçacak patates. Yani patates Salih Bey'den ne bekliyorsunuz ki? Yani Salih Bey'den ne bekliyorsunuz zaten Aysel Hanım? Evet. Salih Bey'den beklediğimiz gibi. Salih Bey'den. Değil mi Halil Bey? İşte. Neyse arkadaşlar. Aksızlığı yaptığınızı gördünüz. Daha önce kabul ettiniz. Önünden ye. Aksızlık yaptığınızı kabul ettiniz. Ama niye o hariç dedin? Çünkü aksızlık yaptığını biliyordu Zuhal Hanım. Önünden yesin çünkü. Biliyordun.
Ben önümden yiyorum. Siz önünüzden yiyeceksiniz zaten. Gününüzde yarın önünüzden yedireceğim ben size zaten. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Yok şöyleymiş, yok pişmemiş. Ya bu et nasıl pişmemiş Allah rızası için ya. Yani bari altı dolu yorum yapın. Nazlı Hanım zaten sadece Salim Bey'in ağzına, aman neydi işte, Halil'in ağzına bakıyor. Halil ne derse onu söylüyor. Yani biri bir şey söyler, yorum bile yapamıyor. Yemekten zerre anlamıyor.